Küçük oyuncak tamircileri. Murat'ın arabası ne güzel. Evet, abim de çok seviyor. Hep onunla oynuyor. Hadi Mete, Elif bizi bekliyor. Miro'ya oyuncaklara bak. Çok güzeller. Araba çok güzelmiş. Tekerleği yok ama olsun. Trene bak. Vagonu yok ama yine de çok güzel. Ne işi var bu oyuncakların kapı önünde? Bu oyuncaklar bozuk. Artık onlarla oynayamıyorum. O yüzden onları bir kutuya koyup dışarı bıraktım. Bozuk mu? Elif, bu oyuncaklarla oynanmaz mı? Hepsi çok güzel. Ama oynayamıyorum. Mesela bu araba gitmiyor. Düştü. Kırık oyuncakları saklamak istemiyorum. Çünkü çok yer kaplıyor. Bu oyuncak araba gitmiyor olabilir. O zaman biz de onu trenle taşırız. Bu çok güzel bir fikir Milo'ya. Çuf 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 çuf. Trenin vagonu yok. Vagonu olsaydı düşmezdi. Vagonu kırıldı. O yüzden artık bu trenle de oynanmıyor. Miro'ya bak, ne buldum. İşte bu. Bu kırık kamyonu trene bağlarsak vagon olur. Artık arabayı götürebiliriz. Çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neden oyuncak tamircisi olmuyoruz? Oyuncak tamircisi. Bu harika bir fikir. Tamirci olmayı çok severim. Bence kendimize küçük oyuncak tamirciliği diye bir dükkan açmalıyız. Hadi hemen açalım. İşte karşınızda oyuncak tamircileri. Arabamın tekeri, trenimin vagonu, bebeğimin elbisesi. Kamyonumun kasası, bisikletin kornası, uçurtmanın çıtası. Bozulmuş olsa da, kırılmış olsa da. Çözüm bulunamadı. Mete, arabamı daha çok bozacaksın. Merak etme Murat. Ben bu işin ustasıyım. Ne yaptığımı biliyorum. Bence bu araba tamir olmuyor. Demek tamir olmayan oyuncaklar da varmış. Her şey sağlam görünüyor ama bir şeyleri eksik olmalı. Buldum. Şimdi arabayı çalıştıracağım. İşte çalışıyor. Teşekkür ederim Milo'ya. Nasıl yaptın Milo'ya? Bir şey yapmadım ki. Sadece pillerini değiştirdim. Meğer oyuncağın pili bitmiş. Demek ki her oyuncak tamir oluyormuş. Hadi başka oyuncakları tamir.